Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce açılan sürü yöneticiliği kursu açıldı. Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan ve 104 saat süren sürü yöneticiliği Avrupa standartlarına uygun olan hayvan yetiştirme çiftliğinde teorik uygulamalı kurs verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler hayvan yetiştirme çiftliklerinde çalışma imkanı bulacak. Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, bizler Halk Eğitim Merkezi ailesi olarak Akhisarlı'nın tüm halkımızın taleplerini karşılamak için çalışıyoruz dedi. Tüm halkımızın taleplerini karşılamak için çalışıyoruz Akhisar'ımızda. Hayat boyu öğrenme kurumlarının tamamı da halkın gelen kurs taleplerini karşılamak üzerine çalışıyor hepinizin bildiği üzere. Akhisar'ımızda bundan yaklaşık 3 ay önce başlayan bir talep dikkatimizi çekti. Bu da sürü yöneticiliği kursu ile ilgili olan talepti. Bunu arkadaşlarımızla, idareci arkadaşlarımızla birlikte araştırdığımızda bu talebin sebebinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı bir proje olduğu dikkatimizden kaçmadı. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Ahmet Kılıç Beyefendi ile görüştüğümüzde bu projenin şu anda başladığını, devletimiz tarafından şartları taşıyan sürü yöneticilerine, çobanlarımıza bir destek verileceğinden bahsetti. Onunla yaptığımız görüşmeler sonucunda onların sağladığı veterinerler aracılığıyla Akhisar Halk Eğitim Merkezi olarak yaklaşık 104 saat süren, 1,5 ay süresi var bunun, 1,5 ay süren sürü yöneticiliği kursumuzu başlattık. Kursumuza Akhisar'ımızın çok farklı mahallelerinden 87 kursiyer arkadaşımız kayıt oldu ve bunların 57 tanesi başarıyla kursu tamamladı. Kursumuzu başarıyla tamamlayan 57 kursiyerimizi Akhisar'ımızın bir mahallesinde bulunan Merinos koyun çiftliğine götürerek orada uygulamalı eğitim verdirdik. Bu çiftliğin özelliği Avrupa Birliği standartlarında olmasıydı. Burada bizim hedefimiz gerek kursiyerlerimizin şu anda devam eden koyun yetiştiriciliği ile ilgili daha bilinçli olarak devam etmelerini sağlamak, gerek yeni kuracakları tesislerde dikkat etmeleri gereken hususları bilmelerini sağlamak, gerekse devletimizin onlara sağladığı hibe projelerinden yararlanmaları için bu ön şartı tamamlamalarını sağlamaktı.